Şimdi gençlerin yanına gideceğiz biz de. Çocuk Kalbim Seni Söyler korosu Atatürk'ün İstanbul'a geldiği dönemde sıkça kaldığı Pera Palace Otel'de Cumhuriyet şarkıları söylüyor bugün. Bakın Fulya Öztürk bizim ekibimizden arkadaşımız da onların yanında. Bakalım gençler neler anlatacaklar, Fulya neler anlatacak? Sözü sana bırakalım Fulya. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesinde dediği gibi birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. İşte Cumhuriyet'e sahip çıkan, Cumhuriyet'in bekçileri olan gençlerle, öğrencilerle İstanbul'da Pera Palace Otel'deyiz. Neden bu oteldeyiz? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a geldiği zaman bu otelde çok sık kalırdı. Hatta konakladığı otel odası da müzeye dönüştürüldü. Gençler Atatürk'ün anısının olduğu, izlerinin olduğu bu otelde Cumhuriyet şarkıları söyleyecekler. Hemen ben lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Gençlere, çocuklara bırakmak istiyorum. Çocuk Kalbim Seni Söyler korosundan kimle konuşuyoruz? İsmini öğrenebilir miyim? Adım Yalçın. Yalçın. Cumhuriyet deyince ne hissediyorsun? Cumhuriyet deyince hep böyle şanslılık, Atatürk'ün vatan sevmesi gibi şeyler hissediyorum. Peki bayramın kutlu olsun. Teşekkürler. Sana dönelim. Sen neler söylersin? Bugün Cumhuriyet Bayramı, bayramını kutluyorum senin de. Ben de sizin kutluyorum. Mutlu hissediyorum. Atatürk'ün bizim için yaptığı iyilikler aklıma geliyor. Bugün 93. yıl dönümü Cumhuriyet'in. Evet ve herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Kutluyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir arkadaşımıza dönelim, gençlere dönelim. Otel odası var dedik burada. Mustafa Kemal Atatürk'ün konakladığı otel odasını gezdi öğrenciler. Ve orada bir küçük bir not bıraktı bir öğrenci. Şimdi onu okumak istiyorum. Sevgili atam, bize miras bıraktığın Cumhuriyet, Cumhuriyet'in sarsılmaz bekçileri olarak, koşulsuzca umut bağladığın genç evlatların olarak bize emanet ettiğin bu değeri koruyacağımıza ant içeriz dedi arkadaşımız. İsmini öğrenebilir miyim? Oğuzhan. Oğuzhan, çok güzel bir yazı paylaşmış. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Neler söylersin? Duygularını çok güzel ifade etmişsin bu yazıda ama neler söylemek istersin? Ya bunlar içimden gelerek kaleme döktüğüm şeyler. Bir an biz çocukluğumuzdan beri Atatürk sevgisiyle büyüdük. Çocuklarımızı da ileriki nesilleri de öyle büyütmeyi, öyle bir hedef belirledik kendimize. Bu hepsinin birikimiyle oluşan bir yazıydı. Bu kadar beğenilmesi de çok benim hoşuma gitti yani. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim. Hemen Feray Hanım'a da mikrofon uzatmak istiyorum. Çocuk Kalbim Seni Söyler korosunun şefi, mimarı Feray Kesim hanımefendiyle. Hocam ne zaman bir araya geldi bu öğrenciler? Ne zaman kuruldu? Biraz korodan çok kısa bahsedebilir misiniz? Biz aslında ilk temelleri 2010 yılında attık. Bir eğitimin arkasından konserlerimiz 2011 yılından itibaren konserlerimizi vermeye başladık. 2011 yılından beri çokça konser verdik. Turhan Yüksel'er Orkestrası eşliğinde. Bugün de hocamız piyano. Bizimle beraber çok beraber. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çocuklarımız, biz gönülden yapıyoruz bu işi. Gönüllü bir koroyuz. Kalabalık bir korosunuz. Kalabalık bir koroyuz, evet. Gençler var, çocuklar var, evet, görüyor. Biz mezun edemiyoruz. Aslında çocuk korosu diye kurduk. Ama büyüyenler gitmedi, bizim de gönlümüz gönderemediği için biz artık yaşsız bir koro olduk. Dedik ki Çocuk Kalbim Seni Söyler korosunda herkes, her yaştan herkes olabilir. Çocuk kalbi olan herkes buradayız. Ve Atatürk'ün izinin olduğu, hatırasının olduğu bu oteldesiniz. Burada hem gelenlere de, bu otelde konaklayanlara da şarkılar söylüyorlar. Anısı var. Cumhuriyet'in bekçileri, öğrenciler. Biz hocam artık sözü müzeye bırakalım mı? Ne söyleyeceksiniz? Ama ben hemen bir teşekkür edeyim Pera Palace ailesine, çocuklarımıza bu kadar güzel değerlerini hissettirdikleri için, açık olmayan bir günde Atatürk'ün odasını açıp gezdirdikleri için biz çok duygusal, çok güzel bir gün yaşadık. Gerçekten bayram gibi bir gün yaşadık. Biz bugün iki şarkı söyleyeceğiz ama öncelikle ilk şarkımızda Atatürk'e olan hasretimizi, özlemimizi dile getireceğiz. İkinci şarkımızda da 29 Ekim coşkumuzu dile getireceğiz. Ve Zülfü Livaneli ile çokça konser veren çocuklarımız olduğu için Zülfü Livaneli şarkısı almadan edemedik. Zülfü Livaneli şarkısı söyleyeceğiz. Kardeşin duymaz diyeceğiz. Peki. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. O zaman biz de sözü artık müzeye bırakalım. Gençlere, çocuklara bırakalım. Buyurun arkadaşlar.
geçemem senden asla. Olamam ben sensiz, yapamam ekran başında yaptığınızı ben stüdyoda yapmak istedim. Gençlerimize kocaman bir teşekkür ve kocaman bir alkış gönderiyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında devam edecek özel yayınımız.